Tinnitus, kulak çınlaması. Toplumun aşağı yukarı %20'sinde karşılaşılan bir problem. Sebepleri çeşitli. Çınlamaların bir kısmı sadece kişinin kendi duyduğu seslerdir. Başka kimse duyamaz bu sesi. Bir kısmı da kişinin hem kendisinin hem başkalarının duyabildiği seslerdir. Yani hasta kulağım çınlıyor der. Siz de kulağınızı dayadığınızda çınlama sesini duyabilirsiniz. Çınlamanın bildiğimiz en büyük nedenlerinden birisi iç kulağa gelen hasarlar. Bu hasarlar gürültü hasarları olabilir, kullandığınız ilaçlar olabilir, bir basınç olabilir, darbe olabilir. Bunların hiçbiri olmadan işitme kaybı yapan herhangi bir sebep varsa altta yine kulak çınlaması yapabilir. Bu sebepler enfeksiyon olsun, vertigo ile giden hastalıklar olsun, bunlar olabilir. Kulak çınlamasından korunma yöntemleri, işitme kaybı yapacak bir sebep varsa ondan uzak durmak. Nedir bu? Gürültülü ortamlar. Bunlar genelde patlama sesleri olabilir. Mesela davul zurna sesi, silah sesi, askerlerde, polislerde görebilecek, atışlarda çıkabilecek sesler. O yüzden kulakları korumak lazım bu tür patlama seslerinden. Uzun süre gürültüye maruz kalmak. Bunlar genelde işçilerde karşılaşılan problem, iş sağlığıyla alakalı problemler. O yüzden bu tür işlerde çalışan işçilerin kulaklarını koruması gerekir. Uzun vadede işitme kaybı ve kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Basınç ile alakalı olaylar olabilir. Birincisi denizaltına dalanlar, ikincisi uçakla seyahat edenler, kabin basıncı. Bunlar kulakta bu basınç etkisiyle hasar oluşturup çınlamayı tetikleyebilirler. Bunlar gürültüyle alakalı ve basınçla alakalı sebepler. Kaçınmak açısından diğer önemli sebeplerden birisi diş problemleri aslında. Diş eksiklikleri, diş çürükleri olan kişilerde veya diş gıcırdatan kişilerde genellikle kulak çınlaması karşımıza çıkabilir. Bunlarda kulak çınlaması tek başına olabilir veya yüz ağrılarıyla birlikte gelebilir hastalar. Bu niye olur? Çene ve yüz kaslarıyla kulak arasında gidip gelen kaslar var. Diş ve çene problemi olan kişilerde bu kasların çalışması bozulduğu için kulakta çınlamalar ortaya çıkabilir. O yüzden önlemek açısından diş problemleri varsa bu kişilerin bunları tedavi ettirmelerinde fayda var. Diğer sebeplere baktığımız zaman vücutla ilgili, dolaşımla ilgili problem varsa bunların tedavi edilmesi gerekir. Kansızlık, kan hastalıkları veya endokrin hastalıklar, bunların tedavi edilmesi gerekir. Başka kaçınma yolumuz yok çınlamadan. Sebebini araştırmak gerekir.